günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. 19 Aralık'ta Batı Ermenistan Parlamentosu'nun olağan oturumu yapılacak. Kızıl Haç, Dağlık Karabağ'daki hastanelerine gerekli malzemeleri sağladı. Avrupa Birliği, Dağlık Karabağ sorununun çözümünde rol oynamaya hazırdır. ABD Temsilciler Meclisi Komitesi, Türkiye'yi kınayan bir bildiri yayınladı. Batı Ermenistan'ın Perre Antik Kent'teki 2020 yılı kazısı sona erdi. Sur Tadeos Manastırı'na yapılan hac, UNESCO listesine dahil edildi. 20 Aralık'ta tüm kiliselerde şehitlerin ruhuna sulh badarak yapılacak. Batı Ermenistan Parlamentosu'nun 10 Aralık 2020 tarihli 28 sayılı kararına göre Batı Ermenistan Parlamentosu'nun 4. toplantısının 2. oturumu 19 ile 20 Aralık tarihlerinde yapılacak. Oturum gündemine Millet Meclisi'nin yeni milletvekilleri, hükümetin yeni bakanları sunulacak, hükümetin yeni programının hazırlık tarihi onaylanacak, Batı Ermenistan'ın devlet yapılarının geçen yılki faaliyetleri özetlenecek. Oturum 19 Aralık 2020 Cumartesi günü saat 9.30'da Cenevre'de başlayacak. Batı Ermenistan'ın Ulusal Meclisi'nin çevrim içi oturumuna yaklaşık 30 ülkeden üyelerin katılacağını hatırlatalım. Batı Ermenistan Televizyonu oturum hakkında sizi bilgilendirecek. Karabağ sorununun tırmanışıyla birlikte birçok şeye ihtiyaç duyuldu. Covid-19 salgını sırasında insanlar zaten sağlıkları için endişeliydi. Uluslararası Kızıl Haç Komitesi tarafından yayılan mesajda özellikle şu ifadesi verildi. Virüsün yayılmasını önlemek ve artan gereksinimleri karşılamak için Dağlık Karabağ hastanelerine gerekli malzemeleri sağladık. Bunlar arasında kişisel koruyucu ekipman, antiseptikler, cerrahi restoratif malzemeler ve jeneratör yer alıyor. 17 Aralık 2020'de Avrupa Birliği Ermenistan Cumhuriyeti Ortaklık Konseyi'nin 3. toplantısı Brüksel'de gerçekleşti. Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki Avrupa Birliği ofisinden Armenpress'e aktarılan bilgiye göre toplantıya Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Giuseppe Borrell başkanlık etti. Ermeni heyetine Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan başkanlık etti. Avrupa Birliği Ermenistan Cumhuriyeti ilişkilerinin olası tematik yönleri tartışıldı. Avrupa Birliği ortak gündeme olan sürekli bağlılığını bir kez daha teyit etti ve reform zorluklarının üstesinden gelme konusunda Ermenistan Cumhuriyeti'ne yardım etmeye hazır olduğunu ifade etti. Avrupa Birliği ve Ermenistan Cumhuriyeti 2020 10 Kasım'da askeri operasyonların durdurulmasından sonra Dağlık Karabağ ve etrafındaki durumu tartıştı. AB Ermenistan Cumhuriyeti Ortaklık Konseyi'nin oturumu, Avrupa Birliği Azerbaycan İşbirliği Konseyi toplantısının arifesinde gerçekleştirildi. Açıklamada görüşmeler Avrupa Birliği'nin bölge ülkeleriyle ortaklığının ve AB'nin bölgenin restorasyonu ve kalıcı barışın tesis edilmesinin önemini teyit ediyor denildi. ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Elliot Engel ve komisyonun en üst düzey cumhuriyetçi üyesi Michael McCall, Türk hükümetini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO karşıtı eylemlerini ve ülkenin bir dizi başka alandaki politikalarını kınayan bir açıklama yayınladı. Açıklamada özellikle şöyle yazıyor. İkili ilişkilerde Türkiye'nin onlarca yıldır süren kışkırtıcı tavrı, bölge ve genel olarak NATO için bir tehdit oluşturmaktadır. Türkiye-ABD ilişkilerinin dayanıklılığı son derece önemlidir. Bu nedenle Türkiye'nin istikrarsızlaştırıcı eylemlerine daha güçlü bir yanıt verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. NATO üyesi olan Amerika Birleşik Devletleri, Avrupalı müttefikleri diğer müttefiklerle birlikte çalışarak Türkiye'nin siyasi yönelimini değiştirmek için ellerinden gelen her şeyi yapmalıdır. Batı Ermenistan'daki Kommagene uygarlığının 5 büyük kentinden birisi olan Perre Antik Kent'te bu yıl başlatılan kazı çalışmaları sona erdi. 2001 yılında başlayan ve 2009 yılında sonlandırılan Perre Antik Kent'teki kazı çalışmaları 2020 yılında yeniden başlatıldı. Yapılan kazı çalışmaları sonucunda nekropol alanının sonraki dönemlerde de yerleşim gördüğü açığa çıkarılan alanların ihtiyaca göre düzenlenerek tekrar kullanıldığı görülmüştür. Yapılan kazı çalışmalarında M.Ö. 3. ile 6. yüzyılları arasına tarihlenen Roma ve Bizans dönemine ait çok sayıda sikke ve seramik parçası ele geçmiştir.
Bunlardan başka çok sayıda ahşap, kandil, bilezik, cam, seramik ve çatı kiremidi parçaları bulunmuştur. Alanda iki adet kayaya oyulmuş sanduka mezar açığa çıkarılmış. İran'ın Kutsal Tadeos Manastırı'na yapılan hac, UNESCO'nun somut olmayan mirası listesine dahil edilmiştir. Bu, Mehr Haber Ajansı tarafından bildirildi. 17 Aralık'ta çevrim içi olarak düzenlenen UNESCO'nun somut olmayan kültürel mirasın korunması hakkında başlıklı konvensiyonunun hükümetler arası komitenin 15. oturumunda Ermenistan Cumhuriyeti ve İran'ın ortaklaşa sunduğu Surp Tadeos Manastırı hac ziyaretinin UNESCO insanlığın somut olmayan kültürel mirası listesine dahil edilmesine karar verildi. Manastır ziyareti Ermenistan'dan ve diğer ülkelerden gelen diğer Ermeni Hristiyanlar huzurunda her yaz 3 gün boyunca düzenleniyor. Dünya Ermenileri Patriği Başpiskopos II. Karek'in yönetiminde 20 Aralık'ta Artsak Savaşı'nda şehit düşen kahramanların ruhlarının huzuru için Ermeni kiliselerinde kutsal ayin düzenlenecek. Bu haber Kutsal Eçmiadzin'den bildirildi. 19 Aralık'tan itibaren Ermenistan Cumhuriyeti'nde savaş kurbanlarının anısına 3 günlük yas ilan edileceğini hatırlatalım. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Gomidas'ın Şorur adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'ndan izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.